tanıklar yargılama aşamasında buradan kaçırıldılar. Ankara'da olduğu gibi, Ahmet'te olduğu gibi, Suruç'ta olduğu gibi. Burada yaşanan acının tarifi yokken sanıkların daha rahat yargılanabilmesi için Kayseri'ye götürüldüler. Ailelerin çoğu bize eşlik dahi edemedi. Biz bu davanın avukatları olarak Kayseri'ye defalarca gittik geldik. Tek bir talebimiz vardı. Bu katliamda sorumluluğu bulunanların tamamının yargılanması. Piyonların değil, planlayıcıların yargılanmasıydı. Bu yargılamada da gördük ki hiçbir zaman bu katliamın arka planında bu sahnelemeyi, bu hesaplamayı yapanların hiçbirinin yargılandığını görmedik. Göstermelik birkaç kişi yargılandı ve birçok katliamda olduğu gibi de bu katliamda da bir nevi kan yerde kaldı. Ama biz demokrasi güçleri, barış emekçileri, hak savunucuları olarak bu katliamın da bir gün aydınlanacağı umuduyla mücadelemizi devam ettireceğiz. Bunun sözünü defalarca katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerine sözünü verdik. Bir daha veriyoruz. Hesabını da soracağız. Biz ekmeğin, işin, aşın barışla kazanılabileceğini bilenler. Biz Kürt'ün düğününün yas yeri olmasını istemeyenler. Biz özgürlük için yan yana gelenler, demokrasi için yan yana gelenler olarak bu şehrin, bu ülkenin en büyük katliamlarından birinin gerçekleştirildiği Beybahçe'de unutmamak, unutturmamak için yine yan yanayız. Neyi unutmayacağız? Biz IŞİD çetelerini bu şehrin sokaklarında halkın üstüne bomba olarak yağdıranları unutmayacağız. Biz IŞİD güçlerini ülkenin dört bir tarafındaki katliamlarda sopa olarak kullananları, halkın barış talebini IŞİD çeteleriyle bastırmaya çalışanları unutmayacağız. Biz IŞİD çeteleri elleri kolları serbestçe sokaklarda dolaşırken barış için mücadele edenleri Ankara'nın göbeğinde göz göre göre katledilmesine göz yumanları unutmayacağız. Bütün yargılama süreçlerinde Beybahçe'den, Suruç'tan, Ahmet'ten Ankara'ya bütün katliamları bir zincir gibi birbirine bağlayanlar adaletsizlik zincirinde boynumuza bağlamak istediler. Biraz önce avukatımız anlattı. Kaçırılan davalar, yargılanmayan kamu görevlileri, gerçek suçluların açığa çıkmaması için bizzat devletin karanlıkta bıraktığı dosyalar, adliye koridorlarında dava süreçleri bittikten sonra uyutulmaya bırakılan klasörler ve en son bütün bu katliam süreçlerinin en büyüğü olan Ankara katliamının bir insanlık suçu olduğu gerçeğinin üstünü örtmek isteyen dava süreci. Bunların hiçbirini unutmayacağız. Çünkü bir tekini bile unutursak eğer Beybahçe'nin bu ülkenin en büyük çocuk katliamı olduğunu, Kürtlerin, Türklerin, Çerkezlerin, Lazların bir arada yaşama umuduna düşmüş bir bomba olduğunu unutursak eğer, o zaman başka çocuklar ölmeye, başka yurttaşlar ölmeye devam edecek.